Evet sevgili izleyiciler tekrar Tanrının Sözü programımıza hoş geldiniz yine sizlerle birlikteyiz Işık kardeşimle birlikte bir önceki programı hatırlarsanız orada Işığın e, hayat hikayesinin ilk bölümünü izlemiştik ve e, çok ilginç e, hayat tecrübelerini yaşadıktan sonra e, bir işe giriyor e, iki kötü bir evlilik tecrübesini yaşadıktan sonra e, Tanrı onu kendisine çağırma e, girişiminde yeni şeylerle karşılaşıyor. Bunlardan en önemli olay e, bir kompütör firmasına evet. e, başvurmasıydı ve e, çok kısa zamanda programı öğrenerek onu işe aldılar bir iki gün evet. içerisinde ve oradaki kişiler de yine Hristiyanlardı, imanlılardı ama bu dönemde çok ilginç şeyler oluyor. O evet. işe girmene rağmen hayatındaki problemler, sıkıntılar çıkmaz, devam etti ve seni çok korkunç bir noktaya kadar getirdi. Evet. Ölümü bile düşündün. Neler oldu seni bu ölümü düşündürecek şeyler neydi? Bir kere tabii çok büyük maddi sıkıntılar içindeydim. İlk defa hayatta tek başıma kalmıştım. Bu sefer bir çocukla, bir bebekle kalmıştım. İki buçuk yaşında küçük kızımla. Ve kendimi yetersiz görüyordum, başarısız görüyordum. Her şey bir kere evliliklerde başarısız oldum, ilişkilerde başarısız oldum. Aileme karşı utanç duyuyordum. Hatta annem diyordu ki artık komşular, akrabalar senin isminin baş harfini söyledikleri zaman korkuyorum seni soracaklar diye. Yani ailem için bir utanç kaynağıydı. Ve kendimi tamamen bu hayatta ben başarısız oldum. Ve sadece başarısız olmakla kalmadım. Tanrı da benden nefret ediyor. Buna inanmaya başladım çünkü biliyorsun iblis bize fısıltıyla konuşuyor ve bize e, sözler söylüyor ve bu sözler içimizde bazen imana dönüşebiliyor kendimizle ilgili. İnanıyoruz bu sözlere ve ben aynı babamın bana söyledikleri insanların ilk eşimin ben gerizekalıyım başarısızım yapamayacağım bunları söyleye söyleye depresyonun en derin noktasındaydım. Barlara gidiyordum, yanlış kişilerle beraber oluyordum, yanlış bir grupla beraberdim. Felaket bir haldeyim. Fakat gündüz işe gidiyorum ve inanılmaz derecede harika insanlarla çalışıyorum. Bu insanlarda huzur var, mutluluk var. Her gün gidiyorum, merhaba nasılsın Işık? Sarılıyorlar, seviyorlar. Ailemden almadığım bir sevgi görüyorum işte çalıştığım insanlarda Ve bunların her sabah İncil çalışması var. Ve buna katılıp katılmamak serbest gitmek zorunda değilsin yarım saat önce işe gelirsen e, dua ile başlıyorlar iş iş hayatlarını iş günlerine. ne güzel Ş Rabb'e hmm. şükür vererek başlıyorlar evet. bana da patronum sordu dedi ki sen yönetim kurulu başkan yardımcısıydı kendisi sen buna ister katıl ister katılma ben onu hoşnut etmek için katılmak istedim ve katılmadan önce şöyle bir dua ettim Allah üç ihlas e, e, bir fatiha okudum Dedim ki Allah ben bu şeye katılacağım, bu ince çalışmasına katılacağım sadece patronumu memnun etmek için. Sakın benim sol tarafımdaki melekler bunu bana günah olarak yazmasınlar. Bunlar kafir. Ben oraya gireceğim ve asla Hristiyan olmayacağım. Çünkü onlar manyak. İsa'ya Rab diyorlar. Kafayı yemişler. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ve ben bunları önce söyleyip Tanrı ile hesaplaşıp öyle girdim. ilk ince çalışmama. Ve bu ince çalışmasına girince inanılmaz bir huzur vardı odada, inanılmaz bir e, sevgi vardı. Bak o kadar çalışmışım, okumuşum, zekiyim, o sırada inanmıyorum zeki olduğuma. Ama bunu anlı ak, aklım, beynim açıklayamıyor. Nasıl bir huzur bu? Nasıl bir sevgi bu? Ve bir taraftan benim içim kanıyor, kalbim kanıyor. Her bakımdan sanki darbe yemiş, bir bıçağı almışsın, ekmek bıçağını kalbime saplamışsın yüz kere. Öyle bir kan akıyor kalbimden. Acı çekiyorum ve bu insanlarda mutluluğu görüyorum, yaşayamadığım mutluluğu görüyorum. Ama tabii böyle bir karar veremem. Ayetleri okuyorlar, içimden diyorum ki bu değiştirilmiş, hep kendimi bunu telkin ediyorum. Bu kitap değiştirilmiş, yalan diyorum içimden ama duyduklarım mükemmel. Ya diyor nasıl olabiliyor bu iş? Fakat kabul edemeyeceğim, her şeyi kabul etsem de bir şey var. O da İsa'nın peygamberden daha üstün bir konumda olabileceği. Bir tanrı olabilir tanrının oğlu olabileceği, diriltme yetkisine sahip. Bunlar da kesinlikle diyorum her şeyi kabul etsem bile bunu kabul edemem. Bunlar kafayı yemişler. Ve bunu yapamadığım için de ve aradaki farkı daha bariz görüyorum. Işığı görüyorum ve karanlıktayım. Daha mutsuzum. Yani diyebilirim ki onlarla tanıştıktan sonra daha mutsuz oldum. Çünkü onların mutluluğunu gördüm. Yuhuzuru yaşadıklarını gördüm. Bunun içinde intiharlığım. Aynı, aynı huzura sahip olmak istiyorsun. İstiyorum. Ama kültürün gelişme e, e, sahip olduğun değerler, inancın e, böyle bir şeyin saçma olduğunu, gereksiz olduğunu, evet. senin aslında daha mükemmel bir dine ait olduğunu söylüyor. Söyle. Ama ona rağmen e, problemler, sıkıntılar, hayal kırıklıkları tabi bitmiyor. Bitmiyor. Ve bu sırada e, çok kötü bir grupla beraberdim. Bir Türk grubu ama çok yozlaşmış, böyle barlara takılan, her şey çok laçka diyebileceğim bir grup. Onlarla beraber oldum, yanlış şeyler yaptım ve o hayatta da mutluluğun olmadığını gördüm. Yani bir ara kötü olmak istedim. Dedim ki ben bugüne kadar iyiydim, ezildim. Şimdi içeceğim, dağıtacağım. Öyle bir dönem geçirdim ve daha da berbatım. Çünkü gündüz işe geliyorum. Çocuğum var. Neyse bir sabah kalktım dedim ki ben bu hayatta başarısız oldum, kabul ediyorum bu hayatıma son vereceğim. Yani bu o artık yaşamak istemiyorum. Depresyonla başa çıkamıyordum memdu. Her sabah uyanıyordum diyordum ki yine yaşıyorum. Yine hayattayım. Ya gerçek bu diyordum kendi kendime. Asla bitmeyecek. bitmeyecek. Artık bitmeyecek. böyle böyle gelmiş, böyle kabus. gidecek ya. Yani. Bir kabus. Her gün bir kabus. Ve kızım Sonra senin Tanrı'ya sesli bir haykırışın oldu. Bir çığlık attın. Evet. Evet. O kızımı aldım anaokuluna bıraktım. O gün dedim ki arabamı köprüden uçuracağım. Bir köprü vardı bulun yaşadığım şehirde Miami'de. Oradan uçuracağım kaza süsü olsun. Çocuk bilmesin annesinin intihar ettiğini. Çocuğu bıraktım kreşe. Düşünemiyor musun? Yani şimdi bakıyorum inanılmaz geliyor. Ama o gün onu yaşıyorsun. Gerçek. Ve işe geldim. E, tuvalete gittim. Başka bir kattaydı bulunduğum ofisten. Başka bir yerde tuvalete gittim. Orada ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra böyle böyle ağlıyorum tuvalette. Ve e, böyle fazla sesimi çıkararak değil. Çünkü başkaları gelip gidiyor. O zaman susuyorum, yüzümü çeviriyorum başka tarafa. Ve dua etmeye başlıyorum. Yani dua etmiyorum, hesaplaşıyorum Tanrı'ya. Neden benden nefret ediyorsun? Ne yaptım da bunu hak ettim? Neden? Bu insanlar mutluluğu bulmuşlar. Ben sana gerçekten hizmet ediyorum. E, namaz kıldım, oruç tuttum. Sen bunların hiçbirini kabul etmiyorsun. Ne yaptım da? Beni bu hayata layık, bu kabusa layık gördü. Neden nefret ediyorsun? Bak kapındayım kapını çalıyorum. Ve bunun İncil'de olduğunu bilmiyorum. Kapı çalıyorum. Açacak mısın yoksa beni kurtlara yem mi yapacaksın? O kurtlar da o bulunduğum grup. Çok inanılmaz derecede laçka bir grup. Kimin kimin eli kimin cebinde belli değil. Böyle bayanlar yani inanamazsın nasıl bir hayat olduğunu. Ve e, bunlara beni teslim mi edeceksin. Böyle bir yakarıştayım. Ve o dönemde çok kötü bir arkadaşım vardı. Yani resmen benim hayatımda şeytanı bana tes temsil eden bir kişi. Ee, hem Müslüman olduğumuzu geçiniyoruz, hem de yozlaşmış bir hayatın içine girmeye başlamıştım. Tabii kalbimde de artık ben Tanrı tarafından kabul edilmeyeceğim korkusu var. Böyle ağladım, ağladım, ağladım. Yüzümü temizledim, ofisime gittim, bilgisayarın başında oturdum, planlayacağım intiharımı. O sırada patronum aradı dedi ki, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı "Işık, seninle görüşmem lazım lütfen. Birkaç dakikalığına odama gel." Dedim ki, tamam beni işten atacak. Çünkü bu ağlamam Bu işi de kaybettik. Bu işe her kaybettik. şey ters gidiyor. <laughs> her şey i̇şten ters. de olacağız. Evet, yani. zaten evet. intihar edeceğim bugün, önemli değil. Odasına gittim. Lütfen dedi kapıyı kapat ve otur. Tamam. Çünkü kapıyı hiç kapattırmaz. O kadar e, Tanrı'da saygın ve kutsal bir adam ki bir kadınla aynı odada yalnız olup kapıyı dahi kapatmaz. Ve kapıyı kapat dediğine göre kesin işten atacak beni. Dedi ki sana bir şey söyleyeceğim. E, bu sana garip gelebilir. Bugüne kadar ben bunu hiç yapmadım. Ama İsa Mesih bana konuştu. Yani bunları ben hiç duymadım. İsa Mesih konuştu. Ne demek? E, bana konuştu. Tanrı bana istesiyle konuştu ve dedi ki. Ben ışığın tuvaletteki duasını duydum. Anlasın. Onu terk etmedim. Ondan nefret etmiyorum. Onu o kadar çok seviyorum ki onun için hayatımı verdim. Ve bu dünyadaki tek kişi olsaydı bile ışık için gelip ölürdüm çarmıhta. Ve ona sormanı istiyorum. Beni kalbine Rabbi olarak kabul eder Al, bütün yükümü al, Rabbim der mi bana? Sana bunu sormak istiyor ışık. O anda onun Tanrı'nın oğlu mu diye bunun hiçbirisi önemli değildi Memnun. Birden kalbimde o imanı hissettim. Ve yüzüstü yere düştüm halıya ve ağlamaya başladım, evet. İsa Mesih gel. Sana hayatımı adıyorum. Kalbimde yaşa. Ve beni değiştir. Sana veriyorum. Bütün bu yüklerimi sana veriyorum. Beni affet. Ve o sırada aynı senin dediğin gibi bir şey oldu bütün yük kalktı omzumdan ve sanki çimenler daha yeşil gökyüzü daha maviydi sanki gözlerim açıldı belki bütün problemlerim değiştirmedi o anda ama biliyordum tünelin sonunda bir ışık vardı biliyordum artık yalnız değildim o benim yanımdaydı biliyordum Tanrı beni seviyordu biliyordum bütün düşmüşlüklerime yanlışlıklarıma karşı beni tekmelemiyordu bana diyordu ki gel. Gel, gel seni temizleyeyim. Gel seni hayatını düzelteyim, değiştireyim. Hamdolsun. Ve o anda gerçekten ilk defa onun tarafından sevildiğimi hissettim. Bu şuna benziyor. Biz o ana kadar karanlıkta yaşıyoruz. Birden içinde bulunduğumuz odanın düğmesine basılıyor ve ışık. Evet. Işık parlıyor aydınlık oluyor yavaş yavaş göz gözlerin karmaşıyor falan anlayamıyorsun ne olduğunu ama çok önemli büyük bir çarpıcı bir değişiklik olduğunu evet. fark ediyorsun evet anlayamıyorsun ne oldu zamanla anlıyorsun İsa Mesih'e yüreğini açtın evet. aslında o patronuna İsa Mesih'in konuşmuş olması da çok ilginç evet bunu direkt sana söyleyebilirdi evet. peki sen itiraz edecektin ama o kişiyi kullandı. O kişinin senden birkaç kat aşağıda olması, seni o duanı işitemeyecek olması, ne tabii, dediğini tabii, bilmeyişi. Tabii. Ama söylediklerinin hepsinin doğru çıkması. Evet. Senin İsa Mesih'in çağrışına evet demen için büyük bir sebep olmuş olabilir. Evet. Rab böyle çağırıyor zaten. Birilerini kullanıyor. Tabii. Bir yolla kendi seçtiklerini kendisine çağırıyor. Evet. Hayatın değişti. Değişti ve e, orada ilginç olan onun söylediklerinden çünkü bazı insanlar diyorlar ki belki tuvaletteki ağlayışını duydu. Belki şöyle yani biliyorsun iman görmediğimiz şeyler görmediğimiz ama insanlar e, izah etmeye çalışıyorlar o mucizeyi. Ve e, bazen öyle diyorlar fakat bana şöyle şeyler, şeyler de söyledi dedi ki hiç benim hayatımı bilmeyen bir adam senin küçük bir kızken geçirdiklerini o ağladıklarını babanın e, annene olan sadakatsizliği için annenin depresyonu o zaman bile dedi İsa Mesih senin yanı başındaydı. Yani onun asla bilemeyeceği, bilemeyeceği şeyleri senin hayatındaki önceki var. dönemdeki bütün olaylardan da evet, e, kesitler. onları kesitler. Ben o anda zaten Tanrı'yı hissettim değil mi? Peygamberlik hediyesinde ne diyor? Peygamberlik ettiğiniz zaman diyor diyecekler ki ah Tanrı onların aralarında. Ve bu adam bunları söylemeye başlayınca ben gerçekten Tanrı'dan duyduğunu biliyordum bu kişinin. Hamdolsun. Ondan sonra e, kiliseye gitmeye başladım. Fakat e, biliyorsun çok zor. Hele benim kadar böyle e, fanatikçe duyguları olan İslam'a karşı bir kişi için. Ben dedim ki bu Tanrı ile benim aramda ben kiliseye gitmeden bu işi halledeceğim. E, İsa'yı öğreneceğim, İncil okuyacağım fakat ee, kısa bir süre içinde bunun mümkün olmadığını gördüm. Çünkü hep kiliseyi bir sistem, bir ticaret hane öyle kafamda düşündüğüm için tamam. Benim ibadet evim, kalbim diye düşündüm. Fakat bir sabah bir iş sesiyle Rab bana gitmemi istediğini hissettim. Gitmemi istiyordu. Hemen giyindim sabah böyle aslında şöyle söyleyeyim pijamalarımda üstümde eşofmanla yatmıştım. O, o halde kalktım gittim kiliseye saçımı bile taramadan... Son anda baktım her hafta bana beni çağırıyorlardı. O sabah öyle gittim ve orada e, ilahileri duydum ilk defa hayatımda e, muhteşem lütufu duydum inanılmaz lütuf. Yüce lütuf. Tatlı. Evet. evet. Onu duydum ve e, başka ilahiler duydum ve en köşede oturuyordum en arkada e, yüzüstü yere düştüm ve ağlamaya başladım dedim ki İsa Mesih... Sana verecek hiçbir şeyim yok şu halime bak. Hiçbir şeyim yok. Ama sana hayatımın sonuna kadar hizmet etmek istiyorum. Anlasın. Sana hayatımı veriyorum. Ve lütfen beni kullan. Ve o da bana dedi ki Işık bana hiçbir şeyini ver. Ben o hiçbir şeyi öyle bir hale getireceğim ki sen dahi inanamayacaksın. Ve o gün ona hiçbir şeyimi verdim. Hiçliğimizi getirip evet. ona veriyoruz. Evet. O hiçlikten, bir boşluktan en güzel şeyler yaratabiliyor. Evet, handası. yaratan o. Ve üç ay o kiliseye gittikten sonra pastörüme gittim. Dedim ki pastörüm ben İsa Mesih'e hizmet etmek istiyorum. Bana bu kilisede kimsenin yapmak istemediği şeyleri vermeni istiyorum. Çöpleri dışarıya çıkarmak istiyorum. Tuvaletleri temizlemek istiyorum. Bana hiç kimsenin yapmak istemediği işleri var O da gülümsedi böyle. Dedi ki... Söyleyeceğim işi yapacak mısın dedi. Yapacağım dedim. O zaman haftaya pazar günü gelip tanıklığını vermeni istiyorum dedi. Ben de peki dedim. Fakat İngilizcesi tanıklığın... Ben onu peki dediğim zaman ne olduğunu istediğini anlamadım. Eve gittim. Sözü açtım. Testimoni. Testimoni, tanıklık. Ah inanamıyorum dedim. İngilizce insanların önüne çıkıp konuşacağım. Çünkü o kadar kendine güvensiz birisiyim ki. Düşün o zaman. Mümkün değil insanların arasında konuşmam. Ee, onun için... De açınca testimoni diyor hayat hikayeni anlatacaksın. İnanamadım fakat söz verdiğim için o pazar gittim kağıda yazmıştım bir beş sayfa çıktım tanıklığımı verdim anlattım. Ve bir ses de bana diyor kimse anlamadı o kadar aksanın var ki İngilizcen o kadar kötü ki kimse anlamadı boşuna burada çıktın soytarılık yaptın. Ve daha ben sözü bitirdiğim anda sözümü bitirdiğim anda insanlar şeye gelmeye başladılar Kürsünün önüne gelip dizilmeye başladılar dua için. Ve ağlamaya başladılar insanlar. Ve bir kadın geldi. Dokuz aylık hamileyim dedi bana. Ben dedi arkada bir nehir var. Oraya kendimi atmak için e, yürüyordum. Ve o nehre e, iki, ev, evde iki çocuğum var. Hem kokainmanım hem e, eroinmanım. E, bugün intihar edecektim. Fakat kilisenin ismini gördüm. Umut Kilisesi'ydi. Ee, acaba benim için bir umut var mı diye geldi. Ve senin hikayeni duyunca dedim ki eğer Rab bu kadını kurtarabiliyorsa beni de kurtarabilir. Haleluya. Ve o gün ona kalbini verdi ve Hamdolsun. hala hizmette çalışıyor Hamdolsun. bugün. Yani ilk günde ilk birisi de kurtuluş duasını ettim beraber. Hamdolsun. Ve o günden itibaren... Seni Tanrı... kurtardığı gibi başkalarını da senin aracılığında evet. kurtarmaya başladı. Aynen öyle ve o günden itibaren Rab kapılar açmaya başladı hı hı. ve hayatımı değiştirdi. Benim duygusal dünyamda iyileşme, şifa verdi bana. Daha sonra kanser oldum. Rab kanserimi iyileştirdi benim. Hem hastalıklarımdan hem de duygusal hastalıklarımdan beni iyileştirdi. Bana iyi bir anne olmayı öğretti. Çocuğumu yetiştirmeyi öğretti. Ve daha sonra bir kilise korosunda görev almaya başladım. 100 kişilik kilise korosunda şarkı söylüyordum. Orada eşimle İlahiler tanıştım. Söylüyorum. İlahiler söylüyordum. Evet. Orada eşimle tanıştım. O eş, eşime o da kilisede çok hizmet veren uzun yıllar benden daha öncesinden... ...hizmet veren o eşime konuşmuş... ...bu kadın senin karın olacak... ...demiş Rab ona konuşmuş... ...fakat o benim tanıklığımı bildiği için... ...bir sene yanıma yaklaşmıyor... ...ve sadece dua ediyor... ...diyor ki bu kadının günahına giremem... ...çünkü o kadar acı çekmiş ki... ...gerçekten bu Rab'den olması lazım... ...evladına baba olacağım... ...ona eş olacağım... ...ve bir sene dua ediyor... ...ve bir sene boyunca Rab ona konuşuyor... ...ve bir sene sonunda geldi... Ve o süre içinde Rab de bana konuşmuştu zaten. Ama biz sessizce dua ediyorduk. Birbirimize selam bile vermiyorduk. O hiç arkadaş değildi. Ve biz de kısa bir süre içinde evlendik. Ve muhteşem Rab'de olan İsa Mesih'te imanla olan evlilik bambaşka bir şey. Amin amin. Zaten böyle olması gerekiyor. İmanlı bekarsanız, dulsanız, evet. evliliği düşünüyorsanız dua edin. Evet. Rabbin seçtiği imanlı kişi olsun. Evet. İleride bu evlilik konularında Tanrı'nın sözüne bakacağız. Tabii. Ne öğretiyor? Bunları Tabii. da ele alacağız mutlaka. Tabii. Evet. iman ettin, bir kiliseye katıldın, orada hizmet etmeye başladın. Evet. Ve bir evlilik. Evet. Rabbin sizi birleştirmesiyle devam etti. Yüreğinde bu sevinci başkalarıyla paylaşmak isteği. Evet oldu. Rab zaten ilk şeyi de kullandı seni. Evet. İntiharı düşünen kişiyi kurtardı. Daha evet. sonra neler oldu? Nasıl müjdeci olmaya, Rabbin sözünü Türklerle paylaşmaya başladın? ne bu süreci kısa anlatabilir misin? Tabii. Ee, ben müjdeciliğin ne olduğunu bilmiyordum. Kutsal Kitap'ta Rabbin sözünü, Tanrı'nın sözünü bilmiyordum. Ee, o bu sadece içimde, kalbimde yaptıklarıyla beni kullanmaya başladı. Fakat ben daha sonra bilgisayar mühendisliğine başladım ikinci üniversiteye. Hala bu benim eğitim tutkum devam ediyor kendimi ispatlama. Fakat okulda çok başarılıyken hatta öğretmen profesör sınıfı bana bırakıyordu tatile gideceğiz ama Bir gece dua ederken Tanrı bana dedi ki ben artık senin diplomalarına güvenerek yaşamanı istemiyorum. Bana güvenerek yaşamanı istiyorum. Bugünden itibaren benim müjdemden başka benim sözümden başka bir şey oku çalışmanı istemiyorum. O kadar kesindi ki bu söz bana ve ben okulu bıraktım. Ertesi gün gittim hatta bütün dekan profesörler nasıl bırakırsın olmaz ne yapabiliriz? Hayır dedim ve e, imanlı bir okul değil de İsa Mesih imanlısı anlamadılar. Deli misin dediler Rab bana böyle diyor bıraktım okulu. Okulu bıraktım ve e, şeye başladım İncil okuluna başladım. Ee, o okulu bitirdim. Ben de bir bir buçuk sene ona gittim. Tanrının sözünü öğrendim ve bu süreç içinde e, Rab hep kapılar açmaya başladı. İnsanlarla bu sözü paylaşmaya başladı e, ve daha sonra e, bana bir e, grup geldi. Dediler ki e, bir kanal var Türkiye'de e, müjdeyi duyuruyor. Senin kendi milletine bunu yapmak ister misin? Ve ben istemedim bunu yapmak. Türkiye'ye geri dönmek istemedim. Kendi milletime geri dönmek istemedim. Korkuyordum çünkü tepkilerden, hakaretlerden. Zaten hakaretle büyüdüm. Bunu tekrar yaşamak istemiyordum. Fakat bir sabah dua ederken İsa Mesih bana dedi ki beni seviyor musun aşk? Evet Rabbim seni seviyorum. Aynı Petrus'a yaptığı gibi. Koyunlar beni seviyor mı, musun? Kuzularımı güt, koyunlarımı evet. güt. Beni seviyor musun? Evet, evet seviyorum. Seviyor musun? En üçüncüsünde seviyorum Tanrım senin için ölürüm dedim. O dedi ki benim için ölmem ölmeni istemiyorum. Benim için yaşamanı istiyorum. Ve dedi ülkene dedi müjdeyi duyurmanı istiyorum. Ve o zaman biliyordum ki Tanrı onu istiyor ve gidip başladım evet, müjdeyi paylaşmaya. 2009'dan beri. Evet. Kanal Hayatta Bizlerlesin. Evet Seni büyük bir sevgiyle izleyenler var. Bunlar başında benim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> seni bereketlesin Gerçekten hizmetlerin için Rabb'e çok şükrediyoruz. Rabb sana daha güç anlayış versin. Ve hizmetlerini bereketlesin. İki fazla ruhuyla seni doldursun. Amin. Ve daha çok kişiye bereket ol. Amin. Ve zaten oluyorsun bereket. Bunun için Rabb'e şükrediyorum. Teşekkürler. Rabb seni bol bol bereketlesin. Ee, evet, e, biraz daha zamanımız var. Tamam. E, onu e, bir mesajınla dolduralım istersen. Ne, evet. Neler söylüyorsun bizi dinleyen, şu anda seyreden? Ee, Tanrı eğer beni kullanıyorsa, kendi hizmeti için herkesi kullanabilir. Pek çok kişi bana yazıyor. Diyorlar ki bu dünyadan nefret ediyorum. Bu dünyayı değiştirmek istiyorum ama bu gücüm yok. Bizim dünyayı değiştirme gücümüz yok fakat... Tanrı bize bu gücü veriyor. Kendi bulunduğumuz çerçevede, kendi bulunduğumuz halka içinde dünyayı değiştirebiliriz İsa Mesih'in yardımıyla tabii ki. Ve benim en sevdiğim ayetlerden birisi, benim hayatımın ayeti 1. Korintliler'deki Tanrı bilgileri utandırmak için dünyanın bu dünyanın, bu dünyanın saçma saydıklarını kullanır. Güçlüleri utandırmak için Güçlüzleri güçsüzleri kullanır. kullanır. Ve ben bu saçma şeylerden birisiyim. Ben bu güçsüz şeylerden birisiyim. Biz kendimizi ne kadar güçsüz hissediyorsak, ne kadar zayıf hissediyorsak, onun gücü bizim hayatımızda etkin hale geliyor ve mucizelerini gösteriyor. Amin. Yani biz de desek ki aynı o gün Rabbim bana dediği gibi artık. Diplomalarına güvenmeni istemiyorum. Belki diplomaları olmayanlar, ilkokul mezunu hatta okuma yazma bilmeyenler diyorlar ki ya ben bunu yapamam ki. Eğer bunu diyorsa bir kişi onlar aslında en güzel kullanılacak kişiler Rab tarafından. Zaten bakacak olursan Rab etrafına böylesine balıkçılar, sıradan evet. vergi memurları, insanların dışladığı kişileri seçti. Tabii. Bütün ilgisini, zamanını onlara harcadı, onlara yetiştirdi. Evet. zaten bu çok önemli. Ben her şeye ulaştım. Ben her şeyi iyi bilirim. Evet. benim dediğim doğrudur. Ben sizden daha iyi bilirim diyen evet. Rabbin içinde etkili olamaz, olamayacaktır. Biz bizde olmayan güç aracılığıyla ancak Rabbi yüceltebiliriz. Tabii. Bu tamamıyla ruhsal bir armağandır. Evet. Kutsal ruhun çalışması olmadıkça biz hiçbir şey yapamayız. Aynen öyle. O biz, biz bir eldiveniz. O el el ve o yaşayan bir varlık Tanrı. Ve o eldivene kutsal ruh giriyor, ellerini koyuyor ve hareket ettiriyor. Biz tutabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yani bunların hepsini bize yaptırtan onun kutsal ruhu. Hamdolsun. Evet. Sevgili izleyiciler, gerçekten güzel bir tanıklık işittik. Işık'ın hayat hikayesinin ikinci bölümünü bugün izledik sizlerle. Gerçekten çarpıcı şeyler. İntiharın Eşeğine geldi ölümü düşündü e, ama öylesine çarpıcı şeyler yaşadı ki e, patronu ona dedi gel bakalım Işık buraya e, sana söyleyeceklerim var kapıyı kapat e, ve duydukları sözler çok çarpıcıydı. Dedi ki senin ağlayışını işitti İsa Mesih bana söyledi ki git ışığa söyle senin ağlayışını yakarışını acılarını duydum biliyorum. Seni özgür etmek istiyorum, kurtarmak istiyorum, hayatına yeni bir başlangıç vermek istiyorum bugün. Ancak yüreğini açsın ve beni hayatına Rabbi ve kurtarıcısı alsın olarak alsın. Ve böyle yaptı. Işık. İyi ki yaptın. Amin, evet. İnsan ee, Mesih ile karşılaştın. Rabbin sözü diyor ki eğer bir kimse Mesih'te ise yepyeni bir yaratıktır. Amin. Eski şeyler geçmiştir. Her şey yepyeni olmuştur. Eğer sen de sevgili izleyici bugün intiharı düşünüyorsan, hayatında bir çıkmaz içerisindeysen, şimdiye kadar her attığın adımda bir başarısızlıkla sonuçlandıysan, hayata sarılacak başka bir umudun kalmadıysa, seni yaratana seslen. Olduğun yerde yüreğini aç ve ağzından kelimeler dökülsün. Türkçe olarak en yakın arkadaşınla konuşur gibi, babanla konuşur gibi, annenle konuşur gibi yüreğinden geldiği gibi seni yaratanla konuş ve ona de ki ya Rab ben seni tanımak istiyorum. Bana kendini açıkla. Rab bizden daha fazla bir şey istemiyor. Yürekte samimiyet günahlarımızı kabul etmemizi istiyor, çaresizliğimizi kabul etmek istiyor, etmemizi istiyor ve o şekilde ona seslendiğimizde, Rab gel hayatıma gir dediğimizde, Rab dedi ki, evet gireceğim hayatımıza. Hmm. Beni arayacaksınız ve beni bulacaksınız dedi, kendimi size buldurtacağım. Bugün senin de Tanrı'yla buluştuğun bir gün olabilir. Ona seslen, Rab seni tanımak istiyorum, yüreğimi açıyorum. Gel hayatıma gir, benim kurtarıcım ol, beni özgür et, yeniden yarat. Günahlarımı affet ve ne için yaşamak istediğimi bana göster. Hayatın gerçek anlamını bana göster. Şimdiye kadar çok yanlışlar yaptım, hatalar işledim, günah işledim. Ama bundan sonra senin için yaşamak istiyorum. Bundan sonra senin için var olmak istiyorum. Amin. Evet bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz. Rab hepinizi bereketlesin.